Evet sevgili takipçiler, sevgili dostlar, kanalımızın müdavimleri, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gelmişken inşallah eliniz boş değildir. Bir beğeniyi de çok görmezsiniz kanalımızın, özellikle bu sıkıntılı sürecinde arkadaşlar. Zaten yakında transfer sezonu tam olarak başlayacağı için, şu Dünya Kupası tırıvırısı biteceği için, o zaman siz isteseniz de istemeseniz de zaten yani kanala şikayet gelse de izlenmeler artacağı için o toparlar. Ama şimdi bana lazımsınız. Ve desteğinizi bekliyorum. Altay'ın kalecisi Ozan Özençe, korner direğiyle vuran MNA kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmış. Savcı korner direğini silah olarak saymış. Aynı zamanda Göztepe tribünlerine doğru o şeyi fırlatan kişi de tutuklandı diye haberler var. Yani ben şunu söyleyeyim. Gerçekten bak, bütün samimiyetimle söylüyorum. Mutlak adalet sağlanmadığı müddetçe hiçbir önemi yok. Yani X şehrinde bu olay yaşanıp sorumlular tutuklanıp Y şehrinde bu olay yaşandığında arka kapıdan çıkarılacaksa bu olay olmuyor. Hani insanlar şey diyor, niye bana patladı? Ya sana patlayan bir şey yok. Olması gereken vardı. Uygulanmıyordu diye. Bu son olsun. Ya değmez arkadaşlar, değmez. Bak ekran başında, ben de kendi açımdan söylüyorum. Gerçekten bak, samimiyetiniz, yani beni tanıdığınız için söylüyorum samimi olarak. Ya benim de kızdığım oluyor. Benim de öfkelendiğim oluyor. Ulan hani hakem böyle maç mı yönetilir diye hani çok tepkiler verdiğim oluyor. Ama bunu fiiliyata hiç dökmüyorum ki. Ben hayatımın hiçbir evresinde, bak hayatımın hiçbir evresinde çıkıp da rakip taraftarlar şunla bunu hani birebir münakaşaya girdiğim olmadı ya. Ha takılmalarımız oldu, şakalaşmalarımız oldu. Mesela ben hala Beşiktaşlı arkadaşlar, ne haber lan Tinerci falan diyorum. Onlar bana pis Fenerli falan diyor. Bunlar normal ya. Ne haber lan Palamut diyorum. Palamut değiliz ulan, biz Hamsi'yiz diyor mesela arkadaş. Ondan sonra ne haber lan Hamsi diyorum. Düzgün konuş lan diyor. Biz zaten Hamsi deyip durma. Sen dedin diyorum. Ben demedim diyor. Yani bunlar normal ama lütfen arkadaşlar, herkesin sevdiği var. Herkesin sevdiği var. Sizin sevdikleriniz de var. İnsanların da sevdikleri var. Ya çıkın tatlı tatlı atışın. Laf sokun. Hani beni rahatlayın. Gerek yok fiili şeylere. Max Kruse'nin sözleşmesi de feshedilmiş. Wolfsburg'da bize ne alakadar diyorsa ben de arada sokuşturayım diye şey yaptım. Ajax'ın 2000 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu Muhammed Kudüs Gana'yı sırtlamış. 2 gol birden atmış Dünya Kupası'nda. Diyordu yani ben Neymar'dan daha yetenekliyim. Onunla aramızdaki tek şey PR diye. Yani çocuk yetenekli. Allah var. Aynısından Fenerbahçe'yi de isterim. Ama çok zor. Elin adamı buluyor. Elin adamı 7 yaşında 8 yaşında buluyor Spy'ı. Nereden buluyorsan. Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe ve Ekvador milli takım formalıyla çıktığı resmi maçlarda 22 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Şimdi bir Muhammed Kudüs'ten belki daha fazla gol atmıştır. Daha fazla asist yapmıştır. Ama biz elimizdekini çöpleme derdindeyiz. Ulan adam bir sezona, daha sezon şu anda, sezonun daha belki de yani matematiksel olarak demiyorum ama 3'te 1'i bitmiş şekilde sezonun şu anda. 3'te 1'i bitmiş şekilde ama adam kütürük eriği gibi 22 gol 5 asist yapmış arkadaşlar ve biz burun kıvırıyoruz. Dünya Kupası'nda Ekvador milli takımının kazanacağı maaşın bir kısmını Ekvadorlu kimsesiz çocuklara bağışlayacağını açıklamış. Yani helal olsun. Aynı zamanda Ekvador teknik direktörü Gustavo Alfaro. Bizim bu Gustavo isminden şeyimiz ne ya? Sürekli her şeyde bir Gustavo denk geliyor. Neyse demiş ki maalesef Enner Valencia'nın dizinde bir incinme var. İncinmişsin diyor. Ama o kocaman kalbi olan tipiniz ne? Tipine sadık bir oyuncu tipine sadık bir oyuncu. Kalbi olan ve her maçta forma giymek istiyor demiş. Biz de tipini çok seviyoruz Valencia'nın. Yani Senegal maçında hazırlamaya çalışıyoruz demiş. Ya Valencia'da dizim iyi, takıma yardım etmeyi umuyorum diyor. Ya biraz üçkağıtçılık var Valencia'da. Yani ayağım sakatlandı falan filan yapıyor ama yani ciddi bir şey olmuyor. Ya biz önemli haberlere geçelim. Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler'e rekor teklif. Bakın rekor teklif. Ki bana göre rekor teklif değil. Genç yıldızımız Arda Güler'le ilgili gelişmeler yaşamayı sürdürüyor. İspanyol As gazetesiyle Fransız
Le10 Sport internet sitesi Barcelona ile Paris Saint-Germain arasında Arda Güler için büyük bir yarış olduğunu yazdı. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Barcelona'nın ben Arda Güler'i alacağına inanmıyorum çünkü ekonomik bir dar boğazdalar. Bakın ekonomik bir dar boğazdalar. Eski Barcelona olsa bu sefer de Paris Saint-Germain alamaz derdim. O da ayrı bir mesele. Şimdi gözleri üstüne çekti. 17 yaşında hani birçok bilgiyi anlatmama gerek yok arkadaşlar değil mi? Kulüp tarihinin şöyle en genci falan filan diye. Milan, Napoli istiyor diye. Yani bu iki siteye dayandırılan habere göre Barcelona ve PSG arasında ciddi bir şey var. Zaten Kayserispor'dan da Emre Demir'i de aldı dedi Barcelona. Ve stratejik danışmanı Paris Saint-Germain Luis Campos Fenerbahçe ile görüşme bile gerçekleştirmiş. 25 milyon euro. 484 milyon TL. Gözden çıkarttı diyor. Ve Campos Galatasaray'a başkanlık yaptığı dönemde Burak Elmas'ın danışmanıymış. Hakikaten bu herifi şimdi hatırladım. Ben diyorum bu adamı nereden tanıyorum ya? La bunu getirdiler işte dünya futboluna şu kadar adam kazandırdı şöyle böyle diye sonra gitti Çikildağ'ı getirdiydi. Değil mi? Çikildağ'ı getirdi. Sonra da o Çikildağ Galatasaray'ın çöp futbolcusu haline dönüştü falan. Neyse o önemli değil. Arda Güler'i yakından tanıyor diyor ve Paris Saint-Germain ısrarcı. Arkadaşlar bakın muhtemelen bana katılmayacaksınız. Eminim. Kesinlikle katılmayacaksınız. Bak %100 eminim. Ama bakın bu işin sonunun daha kötüye gitme ihtimali var. Gelin anlaşalım. 30 milyon euro artı sonraki satıştan kaça satarsa satsın %30 %40 pay maddesi versinler hemen Arda'yı gönderelim. Bak hem gururumuz olsun hem Türkiye'nin gururu olsun hem bütün herkesin göz bebeği olsun. Ya ben korkuyorum gerçekten korkuyorum. Bak Fenerbahçe çıt kırıldım değişik bir camia. Gerçekten değişik bir camia. Yani şampiyonluk uğruna birçok şeyden vazgeçebilir ya da taraftar saçma sapan gidip ıstıklayabilir vesaire yapabilir. Yani futbolcunun moralini bir günde bozabilir. Ben korkuyorum açıkçası. Ama siz ne dersiniz bilmiyorum. Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi Valencia'yı boşuna konuşmadım. Şimdi devre arasında Fenerbahçe kadroyu güçlendirmek istiyor. Enner Valencia'nın Ekvador'dan takım arkadaşları dikkatleri üstüne çekmiş. İşte o isim. Bu arada Ekvador milli takımının sağ bekine lütfen Preciado muydu tam yazılışı. Dikkatlice alıcı gözle bakın. Başka bir şey demiyorum. Michael Estrada 26 yaşındaki oyuncunun hareketli bir oyun stili var. Estrada'nın. Zaten internete girin arkadaşlar. Yazın. Direkt transfer marketini açın. Bak şaşıracaksınız. Hayret edeceksiniz. Aslına bakarsanız hemen alalım diyebileceğiniz bir isim. Niye? 3 milyon euro piyasa değeri var. Şu anda Cruz Arul'da kiralık Meksika'da. 26 yaşında 1.87 boyunda. 7 Nisan 96 doğumlu. Yani hücumda sol kanatta da forvette de görev alabiliyor. Sağ ayaklı bir isim. Bu sezon 30 maça çıkmış. 7 gol 4 asisti var. 1530 dakikada. Diyeceksiniz ki ya hocam ya bırak Allah'ını seversen falan. MLS'de 16 maçta 4 gol 3 asist. Ha bazınız da burun kıvıracaksınız. Aynı Valencia'ya kıvırdığınız gibi ama şöyle bir şey var. Estrada'nın hareketli bir oyun stili var. Avantajlı Deportivo Toulouse takımında bulunuyor. Bonservisi. Şu an kiralık ve Meksika ekibinin transfer etme opsiyonu bulunuyor. Ancak etmeyecekler gibi duruyor. Beğenilmesi durumda hamle yapılacak demiş. Herhangi bir ilgimiz yok, alakamız yok ama bu Dünya Kupası'nda bazı isimler, bak hani 2 milyon euro, 3 milyon euroluk bazı isimler var ya, zamanla karşımıza çok enteresan yerlere de çıkabiliyor. Onu da bilelim. Fenerbahçeli Joao Pedro'nun ardından bir yıldıza daha transfer kancası İtalyan ekibi takip aldı. Tahmin edin kim? Doğru bildiniz. Diego Rossi. Joao Pedro'nun geleceği merak konusuymuş. Yo merak konusu falan değil. Aynı şekilde devam ediyor. Ayrılıp ayrılmayacağı şeyken İtalyan basınından bir haber verildi. Amanın da İtalyan basınından bir haber varmış. Dedi Ener Cano. Bu ne biçim bir haber ya? Diego Rossi'ye bir Serie A ekibi talip olmuş. Hangi Serie A ekibi? Yani serisine bağlı.
Valencia Batshuayi'nin form tutmasıyla beraber evet geçiniz. VTR'yi geçiniz. Habere gelelim çünkü insanlar benim şeyimi beklemiyorlar. Sürpriz gelişme. İtalyan basını diyor ki Uruguay milli takımına gitmeyi hedefliyordu Dünya Kupası'na ama gidemedi. Morali bozuk. Turnuva öncesinde geniş kadroda yer aldı ama A takımda yer alamadı. Çünkü Türkiye Ligi biraz az takip edilen bir lig diyor. Katılmıyorum. Torino Dünya Kupası için verilen araya kadar ligde sadece 16 gol atmış. Hücum hattında sadece Antonio Sanabria'nın olduğu belirtilmiş. Bu nedenle ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyormuş. 24 yaşındaki oyuncu da Uruguay'ın yanı sıra İtalyan pasaportu taşıdığı için işte Mustafa Hoca'nın özellikle parmak basmak istediği nokta burası. Rossi'yi 5,5 milyon euroya aldığımızda dedim ki arkadaşlar bakın en kötü Avrupa'ya satabilirsek en kötü 8-9 gideri var. Niye? Ya İtalyan pasaportu var. Avrupa Birliği vatandaşı. Yabancı sayılmayacak. Ya bu çok önemli bir şey. Yani Mesut Özil niye Türk sayıldı? Bu yeşil bilmem nesi mi ne varmış? Ondan dolayı hem Türk vatandaşı hem Alman vatandaşı. Ama Avusturya'da çifte vatandaşlık yok. Mesela Avusturya futbolcusu ya Avusturya futbolcusudur ya Avusturya futbolcusudur. Başka yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu haber doğrudur, yalandır bir şey diyemem. Ama bu haberin doğru olma ihtimali gün geçtikçe artıyor. Çünkü arkadaşlar yani adamlar İtalyan pasaportu taşıyor ya. Ve öte yandan Ivan Juric'in ekibinin Fenerbahçe'den izlediği tek isim Diego Rossi'ymiş ve onu da çok beğendiler diyor Torino. Ben şunu söyleyeyim. Bu İtalyan pasaportunun olması bizim çok ama çok işimize yarayacak. Bak görün bakın yarayacak. Hocam ya bitiricilik sorunu var. Ulan bitiricilik sorunu olmasa zaten sende ne işi var? Kendimizi kandırmayalım arkadaşlar. Öyle hocam Fenerbahçe bir dünya markası. Geçiniz ya bir dünya markasını şunu bunu geçiniz. Geçin arkadaşlar. Kendimizi kandırmayalım ya. Hayaller dünyasında yaşıyoruz. Hayaller dünyasında. Biz şöyle iyiyiz böyleyiz. Büyüklük öyle olmuyor. Ha bana göre kuruluş amacı olarak dünyanın en değerli kulübüyüz. Çünkü vatan gençlerini vatan savunmasını hazırlamak amacıyla başka kurulan ben kulüp olduğunu düşünmüyorum. Ama bunu sportif başarıyla ve ekonomik olarak güçle perçinlemen lazım diye düşünüyorum. Çok uzatmayalım arkadaşlar. Fenerbahçe bir transferini gerçekleştirdi. 3 transfer, yeni transfer yazacağım başta. Birincisini gerçekleştirdi. Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu Güney Koreli kaleci Paris Yongli'yi transfer etti. Hocam ben de esas bir transfer zannediyordum ya. Arkadaşlar bakın. Kim Min-ji'yi yetiştiren kulüp. Jeonbuk Hyundai Motors takımı. 2006 doğumlu kaleciyi aldık. Şimdi hatırlarsanız Kim Min-ji'den elde edilen kar belli. Ve Güney Koreli kaleci Fenerbahçe'de 2006 doğumlu. Ve arkadaşlar Fenerbahçe U19 analiz ekibi de paylaştı. Artık kadroya da girer oldu. Bilginiz olsun. Kim Min-ji'ye de soruldu. Çocuğun detaylı araştırması da yapıldı. Yani detaylı araştırması da yapıldı bu arkadaşımızın. Ve beğenildi. Herhangi bir pürüz sıkıntı çıkmadı. Hayırlı uğurlu olsun. Birinci transferimiz bu. İkinci transfer. Şimdi bu resmi olarak transfer gerçekleşti. İki ve üçüncü transferler arkadaşlar her an gerçekleşebilir. Kore'den Won Sang Yum'u takip ediyor. Bakın. Bu hocam bu isim kim? Sen bize detaylı bilgi ver. Ben de bilmiyorum. Şaka yapıyorum şaka. Won Sang Yum 6 Ocak 99 doğumlu. 23 yaşında sağ kanat. 1.71 boyunda arkadaşlar. Boyu 1.71. Sağ kanat. Güney Kore milli takımında 4 kez forma giymiş. 1 golü var. 1 milyon euro piyasa değeri var. Güney Kore ekiplerinde oynuyor. Hocam Güney Koreliyse alalım işe yarar. Sezon sonunda 18'de Napoli'ye satarız. Değil mi? Hemen yapıştırın gitsin. Şimdi oyuncu sağ ayaklı. Sağ kanatta sol kanatta oynayabiliyor. Boyundan dolayı hızını tahmin edebilirsiniz. Ben size bir istatistik sunacağım.
Bu arada Doğu Asya Kupası'nda falan da görev aldı. Dünya Kupası'na giden ekip de yer almıyor sanırım. Yani şu an bendeki bilgiye göre yer almıyor. 7 kez Güney Kore milli takımının formasını giymiş. Burada 4 kez yazıyor üstte. Altta 7 kez giydi yazıyor. Bir golü var yazıyor ama neyse. Piyasa değeri 1 milyon euro arkadaşlar. Bu sezon 2685 dakika oynamış. Yani 2700 olarak yuvarlayalım. 30 maç oynamış gibi düşünün. 43 maç oynadı yazıyor. 15 gol, 6 asist. Bakın Asya Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 2 golü var. 314 dakikada Asya Şampiyonları gelemesinde 26 dakikada bir golü var. Yani Kuzey Kore Ligi'nde final grubunda 4 maçta bir gol bir asisti var. Birçoğunuzun umurunda olmayacak. 15'e 6. Yani yaklaşık 30 maç 21 gol katkısı. Hocam işe yarar mı? Sen hiç izledin mi futbolcu? Arkadaşlar scout ekibimiz şimdi bir liste var önümüzde. Vitor Pereira'lı bir liste var elimizde. Ve o listedeki her isim inceleniyor. Yani bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın beni bak. Bu dediğimi unutmayın. Yeri geldiği zaman kullanacağım çünkü. Aradan 1,5 sene geçti. Yani şu günün üstünden 1,5 sene geçti. Bir futbolcu transfer ettik diyelim. Ben de size dedim ki arkadaşlar Vitor Pereira'nın listesindeydi. Yok evet. Yani diyeceksiniz ki yok artık. Nerede Vitor Pereira'nın listesinde? Ben de diyeceğim ki size arkadaşlar bakın teknik direktör mesela ben geldim. Mustafa Engin teknik direktör olarak geldi. Ben bir liste sunuyorum. Şu isimleri alın, şu isimleri gönderin. Sebebini de böyle detaylı bir şekilde hani sayfalar boyunca arkadaşlar bugün bir dilekçe yazıyorsunuz. Bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa dilekçe yazıyorsunuz. Detaylı detaylı yazıyorsunuz. Şu oldu, şu oldu falan. Sen futbolcuyla ilgili detaylı analiz yapıyorsun. Şunlar da iyi, şunlar da kötü, şöyle böyle. Şu futbolcuyu izleyin, alınabilir diye. İşte bu listenin içerisindeki isimlerden biri. Üçüncü isim Güney Kore milli takımının 24 yaşındaki forveti. Gue Sung-Choo. Arkadaşlar bu isim size şaka gibi gelecek. Niye şaka gibi gelecek? Ya bu ismi yani almak üzereyiz desem inanmayacaksınız. 1 milyon 400 bin euro piyasa değeri var. 1,88 boyunda santrafor. 24 yaşında Güney Kore milli takımının birçok kez formasını giymiş. Yakışıklı, karizmatik bir isim. Kanatlarda da görev alabiliyor. Sağ ayaklı. 18 kez Güney Kore milli takım formasını giymiş. 6 golü var ki Dünya Kupası'nda 2 gol birden atmış. Biz Dünya Kupası'na gitmeden önce bu arkadaşla bir temas kurmuştuk. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bence kuş kaçacak. Bence biz bu ismi alamayacağız. Arkadaşlar 3195 dakika. Yani yaklaşık olarak 35 maç gibi düşünün. Yaklaşık olarak aşağı yukarı. Kaç gol kaç asist biliyor musunuz? 24 gol 5 asist. Yani 29 gol katkısı. 35 maçta 29 gol katkısı. Ve yaşı 24. Ya yaşı 24. İnanabiliyor musunuz? Yaşı 24. Hocam sen aynı şeyleri çok tekrar ediyorsun yazıyor bazıları. Ulan önemli olduğunu belirtmek için ne yapmam lazım? Amuda mı kalkayım video çekerken? Yahu Allah aşkına etmeyin, eylemeyin. Hiç izlemediniz futbolcu. Hiç izlemediniz. Görmediniz, bilmiyorsunuz, haberiniz yok. Arkadaşlar bu futbolcuyu alalım diyorum. Kabul müsünüz? Ben kabul ediyorum. Ya Kuzey Kore Ligi'nde 26 maçta 14 gol, 5 asist yapmış. Kore Kupası'nda 4 maçta 4 gol. Kore final grubunda 5 maçta 3 gol. Doğu Asya Kupası'nda 3 maçta 1 gol. Dünya Kupası'nda 2 maçta 2 gol. 106 dakikada. Ve yaşı 24. Hocam anladık ya yaşı 24. Ya anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Sen Kim Minji'yi niye bu kadar fiyata sattın? Yaşı kaçtı? Şimdi anladınız mı? Yani dar kalıpların dışına çıkabiliriz. Ha, Fenerbahçe tarihinde ne vardır? Yıldız forvet anlayışı vardır. Yıldız forvet kültürü vardır. Özellikle siyahi forvet kültürü vardır. Bence onu yıkacak isimlerden birisi. Yani bu arkadaşlarına gidip bir kez daha söylüyorum. Normalde bu arkadaşı almak üzereydik ama bence kuş elden kaçtı. Beklemeyin. Bence kuş elden kaçtı. Yani 3 transfer dedim. Diğer sağ kanattaki arkadaşı da alabiliriz. Herhangi bir mahsuru, engeli yok.
Ama bu arkadaştan eğer uyanıklık yapıp Vitor Pereira'ya güvenip herhangi bir ön protokol, arka protokol falan bir şey yaptıysak ya da sözlü mutabakata vardıysak bunlar sözünden dönmez ha. Bunlar hani olması gereken ahlak, bizim Müslümanların olması gereken ahlak bu adamlarda var. Bunlar sözünden dönmez. Tamamdır ise tamamdır. İnşallah tamamdır. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah bu videoyu siz de beğenirsiniz. Bir küçük yorum da olsa atarsanız desteklerinizi, katkılarınızı bekliyoruz. Her türlü desteğinizden, katkınızdan ötürü de teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.